36. sure, Yasin suresi. Sure ismini iki harften ibaret olan ilk ayetten almıştır. Mekke döneminde inmiştir. 83 ayettir. Sureye isim olarak verilen Yasin'in genellikle ey insan manasına geldiği kabul edilir. Bununla kastedilen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Yasin suresi Kur'an'ın kalbi kabul edilmiş ve Müslümanlar arasında ayrı bir önem kazanmıştır. Fazileti hakkında hadisler vardır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Yasin, hikmet dolu Kur'an hakkı için sen şüphesiz peygamberlerdensin, doğru yol üzerindesin. Bu Kur'an, üstün ve çok merhametli Allah tarafından indirilmiştir. Ataları uyarılmamış, bu yüzden kendileri de gaflet içinde kalmış bir toplumu uyarman için indirilmiştir. Andolsun ki onların çoğu cezayı hak etmişlerdir. Çünkü onlar iman etmiyorlar. Biz onların boyunlarına halkalar geçirdik. O halkalar çenelere kadar dayanmaktadır. Bu yüzden kafaları yukarı kalkıktır. Önlerinden bir set ve arkalarından bir set çektik de onları kapattık. Artık görmezler. Onları uyarsan da uyarmasan da birdir. Onlar inanmazlar. Sen ancak zikre, Kur'an'a uyan ve görmeden Rahman'dan korkan kimseyi uyarabilirsin. İşte böylesini bir mağfiret ve güzel bir mükafatla müjdele. Şüphesiz ölüleri ancak biz diriltiriz. Onların yaptıkları her işi, bıraktıkları her izi yazarız. Biz her şeyi apaçık bir kitapta, levh-i mahfuzda sayıp yazmışızdır. Onlara şu şehir halkını misal getir. Hani onlara elçiler gelmişler ve haber getirmişlerdi. İşte o zaman biz onlara iki elçi göndermiştik. Onları yalanladılar. Bunun üzerine üçüncü bir elçi gönderdik. Onlar, biz size gönderilmiş Allah'ın elçileriyiz dediler. Elçilere dediler ki, siz de ancak bizim gibi birer insansınız. Rahman herhangi bir şey indirmedi. Siz ancak yalan söylüyorsunuz. Elçiler dediler ki, Rabbimiz biliyor, biz gerçekten size gönderilmiş elçileriz. Bizim vazifemiz açık bir şekilde Allah'ın buyruklarını size tebliğ etmekten başka bir şey değildir dediler. Bunun üzerine onlar, doğrusu siz bize uğursuz geldiniz. Eğer bu işten vazgeçmezseniz andolsun sizi taşlarız ve bizden size mutlaka fena bir kötülük dokunur dediler. Elçiler şöyle cevap verdi. Sizin uğursuzluğunuz sizinle beraberdir. Size nasihat ediliyorsa bu uğursuzluk mudur? Bilakis siz aşırı giden bir milletsiniz. Derken şehrin öbür ucundan bir adam koşarak geldi. Ey kavmim dedi. Bu elçilere uyunuz. Sizden herhangi bir ücret istemeyen bu kimselere tabi olun. Çünkü onlar hidayete ermiş kimselerdir. Bana ne olmuş ki beni yaratana ibadet etmeyecekmişim. Halbuki ona döndürüleceksiniz. Ondan başka tanrılar mı edineyim? O çok esirgeyici Allah. Eğer bana bir zarar dilerse, putların şefaati bana hiçbir fayda vermez. Beni kurtaramazlar.
İşte o zaman ben apaçık bir sapkınlığın içine gömülmüş olurum. Şüphesiz ben Rabbinize inandım. Beni dinleyin. Kavmi onu şehit edince, gir cennete denildi. Keşke dedi, Rabbimin beni bağışladığını ve beni ikrama mazhar olanlardan kıldığını kavmin bilseydi. Biz ondan sonra onun milletini helak etmek için üzerlerine gökten herhangi bir ordu indirmedik ve indirecek de değildik. Onları helak eden korkunç bir sesten başka bir şey değildi. Birdenbire sönüverdiler. Ne yazık şu kullara. Onlara peygamber gelmeye görsün. İlle de onunla alay etmeye kalkışırlar. Müşrikler görmüyorlar mı ki onlardan önce nice kavimler helak ettik. Onlar tekrar dönüp de bunlara gelmezler. Elbette onların hepsi kıyamet gününde karşımızda hazır bulunacaklar. Bu hususta ölü toprak onlar için mühim bir delildir. Biz ona yağmurla hayat verdik ve ondan tane çıkardık. İşte onlar bundan yerler. Biz yeryüzünde nice nice hurma bahçeleri, üzüm bağları yarattık ve oralarda birçok pınarlar fışkırttık. Ta ki onların meyvelerinden ve elleriyle bunlardan imal ettiklerinden yesinler. Hala şükretmeyecekler mi? Yerin bitirdiklerinden, insanların kendilerinden ve henüz mahiyetini bilmedikleri şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah'ı tesbih ve takdis ederim. Gece de onlar için bir ibret alametidir. Biz ondan gündüzü sıyırıp çekeriz de onlar karanlıklara gömülürler. Güneş kendisi için belirlenen yerde akar döner. İşte bu aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir. Ay içinde bir takım menziller, yörüngeler tayin ettik. Nihayet o eğri hurma dalı gibi hilal olur, geri döner. Ne güneş aya yetişebilir, ne de gece gündüze geçebilir. Her biri bir yörüngede yüzer giderler. Onların